Herkes selamlar. Her zaman bahçenin iyi tarafını paylaşıyorduk. Bugün bahçenin biraz kötü tarafını paylaşalım. Yanılmıyorsam önceki videolarda sadece biber kısmını anlatmıştım az biraz olsa da. Şu an biber alanındayız. Önceki gün hem aşırı şiddetli yağmur hem de fırtına esmekteydi. Biberlerinde de ağır yük olduğu için biberlerin çoğu devrilmişti. Biz dün bayağısını topladık. Üstündeki yükü azalttık. Yukarı kalkanlar kalktı. Kalkmayanlar öyle kaldı. Büyük ihtimal buradakilerin çoğu kuracak. Çünkü sağ sola yattıkları için kökleri bayağı hasar görmüş. Şöyle hatta solmaya da başlamışlar. Ben bir kısmını kendi kullanacağımız için bıraktım. Eğer bu şekilde hepsi verimli olsaymış, göstereyim. Kırmızıya dönmeye başlamışlardı. Şöyle. Üstlerinde de bayağı meyve mevcut. Şuradakiler. Şöyle. Yaklaşık en az üzerinde 2 kilogram ürün var şurada. Hepsi aynı şekilde. Şunlar da kızarmaya dönmüşler. Çeşidimiz yanılmıyorsam albayraktı. Hatta şöyle kopartabiliriz de. Şöyle. Parlak bir çeşit. 3 loplu, yani şöyle 1, 2, 3 adet boğum mevcut. Ağırlık olarak da bayağı ağır çekiyor. Bayağı etli bir çeşit. Şunları şöyle bırakalım. Şu an gördüğünüz gibi çoğu yan yattı. Hatta mısırlara da gidebiliriz. Onu da sosyal medyada fotoğrafını paylaşmıştım. Bizim sıraların arası yanılmıyorsam 1 metreydi. Bu şekilde olunca mısırlar da yan yattı. Şu ağaçların olduğu kısımlarda rüzgar çok esmediği için oralar sapasağlam kalmış. İlerleyen şu iler kısımda bayağı açık bir alan var. Bu arada mısırların boyu da 2 metreye yaklaştı. Ağaçların olduğu alanda hiçbir şey yok. Şurası ağaçların olmadığı alan. Rüzgar oradan direkt girdiği zaman hepsini yan yatırmış durumda. Tabii bir zararı olmadı fakat bizi biraz uğraştıracak. Bu kadar da olur diyelim. Bir tekrar biber konusuna gelirsek, çeşidimiz güzel bir çeşitti. Ben fazla beğenmesem de çeşitli beğenmekten ziyade biraz biber virüse dayanıksız olduğu için bizim buralarda fazla verim olmuyor. Dediğim gibi bir sonraki sene biber ekmeyi düşünmüyorum. Eğer kaliteli bir bu şekilde tamamen hepsinde olsaydı buradan en az 2 ton ürün çıkarmış. Şurası yanılmıyorsam 5 metreye 50 metre, yani 250 metrekare. Rahat rahat 2 ton ürün olabilirdi. Şöyle. Aynı şekilde de meyveler burada da mevcut. Daha rüzgarın şiddetini göstermek için şöyle de göstereyim. Şurada benim patlıcan aşıladığım bir bitki vardı. Bu bitkinin kökleri çok aşırı derecede aşağı iner ve çok sağlamdır. Onu bile
yerine oynatmıştı. Şöyle kökünü göstereyim. Sallanıyor. Aynı şekilde çeltik tarlaları da rüzgardan nasibi alanlardan. Kısaca onları da göstereyim. Video da fazla uzamasın. Karpuzlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bal kabaklarımız. Bunlar hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum. Şurada kocaman bir tane kabağımız var. Bu sıra tamamen kabak ekili. Şurada da bir tane kabağımız var. Bunlar kestane kabak diye geçmekte. Şurada bir tane. Karpuzlarımızı da ilk karpuzlar kısmetse bu hafta almayı düşünüyoruz. Şu an yan tarafımızdaki komşunun çeltik tarlası. Orada da çeltikler yan yatmış durumda. Normalde bu çeltik şöyle, şu taraftaki gibi dümdüz olması gerekli. Şuralarda hep yattı. Rüzgarlı ve yağmur çok şiddetliydi. Bugün de böyle video çekmeyi düşündüm. Her zaman kâr olmaz. Tabii zararımız olmadı fakat az ürün almış olduk. Bugünlük bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.